Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bu papatya figürü çalışmasının anlatımını yapacağım. Güzel bir elbise çalışması yapmıştık ee, ve elbiseyi modelin orijinalinde olduğu gibi ben papatya çalışmasıyla birlikte süslemiştim. Ee, ve sizlere de aynı şekilde etek kısmında bu papatya çalışmasıyla elbisesini süslemek isteyen arkadaşlar olursa, onlar için e, papatya figürünün detaylı anlatımını başka bir video ile yapacağımı söylemiştim. Şimdi bugün <laughs> bu güzelliğin anlatımını sizlere yapacağım. Arkadaşlar e, çiçek figürünü sadece elbise olarak düşünmeyin, bunun süslemesinde değil, birçok örgüde, yetişkin örgüsü, e, bebek örgüsünde örgülerinizi süslemek için kullanabilirsiniz. Evet bu tür çalışmalar yaparken arkadaşlar mümkün olduğu kadar ince ipler kullanmaya özen gösteriyoruz çünkü küçük çalışmalar olması gerekiyor. Ben Alize'nin Diva serisini kullandım. Oldukça ince görmüş olduğunuz gibi bir ip ve 2 mm örgü tığıyla bu örgüyü öreceğim. Papatyamız e, göbek kısmı sarı, kenarları beyaz olsun istedim. O yüzden yine Ali Zehdiva'nın sarı ipi ile birlikte önce göbek çalışmamıza başlayacağız. Bir halka çalışması yapıyoruz. Ve bunun içerisine arkadaşlar toplamda 6 tane sık iğne çalışması yapıyoruz. 2 3 4 5 ve alt. Halkamı kapatıyorum. Geliyorum ilk sık iğne çalışmamın üzerine. Batıyorum ve CC birleştirme tekniği ile birlikte ilk sıramı birleştiriyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve yine ilk sık iğnemin yuvasına batarak bir sık iğne çalışması yapıyorum. 5 tane daha sık iğnemiz var. Bu sık iğnelerinde her birine 2 tane sık iğne çalışması yapıyorum. Aynı yuvaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 etti. İlkine tek batmıştık. İkincisine çift. Yan, yanındakine yine çift batıyorum. Üçüncü sık iğnemin içerisine. 5 tane oldu. Geliyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine. 2 sık iğne daha çalışıyorum. 7 tane sık iğnem oldu. Yanındakine 2 tane sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğnem oldu. 6. ve sonuncu sık iğnemin içerisine de 2 tane sık iğne çalışması yapıyorum ve benim toplamda 11 tane sık iğne çalışmam oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet geliyorum. İlk başlangıçta ikinci turdaki ilk sık iğnemin içerisine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırarak birleştiriyorum. Ve bir zincir çekerek sabitleyip ipimi biraz uzunca kesiyorum. Papatyamızın tomurcuk kısmı ilk kısmı oluşmuş oldu. Ardından beyaz ipimize geçiyoruz. Devamını beyaz iple öreceğim. Beyaz ipimde yine Alize'nin diva serisi aynı ipin beyaz rengi. Çalışmamı elime alıyorum. Herhangi bir sık iğnenin yanından. Ben şu bitirmiş olduğum e, sık iğnenin yanından giriş yapıyorum ve beyaz ipimle birlikte bir zincir çekerek örgümü önce sabitliyorum. Şunu alalım rahat görünsün. Çiçeğimiz burada dursun. Şimdi arkadaşlar 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Bu bizim yaprağımızın uzunluğunu belirliyor. Yaprakları daha uzun ya da daha kısa yapmak istersek bu zincir çalışmamızı daha kısa ya da daha uzun tutarak istediğimiz büyüklüğü ayarlayabiliriz. Evet biz şimdi 9 zincir, zincir üzerinde çalışacağız. Birinci en son çektiğim e, zincir değil. Onun yanındaki zincirin içerisine batarak bir sık iğne çalışıyorum. Ardından tığıma ipimi doluyorum. Yandaki zincirin içerisine batıp şöyle 3 tane ipim oluyor. Üçünü birlikte örüyorum. Bir yarım trabzan çalışmış oluyorum Şu mavi önümüze alırsak ördüğüm örgü daha mı belli oluyor? Evet. Evet bir sık iğne bir yarım trabzandan sonra tekrar tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine batarak bir iki de çıkıyorum. Yani ikili trabzan örüyorum. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. İkinci kez ikili trabzan örüyorum. Yaprağımız böyle kalınlaşarak büyüyor. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bu kez üçte çıkıyorum. Bir, iki, üç. Buna da üçlü trabzan diyoruz. Yeterince genişliğe ulaştık. Tekrar yaprağımızı incelterek şu göbek kısmına ineceğiz. Bunun için yandaki zincire batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. 3 ipim var. Üçünü birlikte örerek bir yarım trabzan çalışıyorum. Ve son zincirim var. Son zincirimin içerisine batarak da bir sık iğne çalışması yapıyorum. Ve ilk yaprağımı çalışmış oluyorum. Geliyorum hemen şu aşağıda ikinci sık iğnemin üzerine batıp bir sık iğne ile yaprağımı sabitliyorum. 11 tane aşağıda sık iğnemiz vardı. Bizim yaprak sayımız şu alttaki sık iğnelerden bir tane fazla oluyor arkadaşlar. 11 tane sık iğnemizin üzerine toplamda 12 tane yaprak çalışacağız. Eğer daha az yapraklı ya da daha çok yapraklı papatyalar örmek istiyorsanız şu alttaki göbekteki sık iğne sayısına göre yaprak sayınızı ayarlayın. Her zaman şu göbekteki sık iğne sayısı ne kadarsa onun bir fazlası yaprağımız olacak. Bunu unutmayın. Evet şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 zincirimi çektim geldim ikinci zincirin içerisine ne yapıyorduk hemen bir sık iğne yapıyorduk yaprağımızın uç ve sivri olan kısmı bu ardından tığma ipimi doluyorum yandaki zincirin içerisine bir yarım trabzan yapıyorum yavaş yavaş genişliyor yaprağımız ardından tığma ipimi doluyorum yandaki yuvaya bir ikili trabzan çalışıyorum Tekrar tığma ipimi doladım. Yandaki yuvaya bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, iki ikili trabzan. Ardından yandaki yuvaya bir üçlü trabzan çalışması yapıyorum. Ve yaprağımız incelmeye başlayacak. Bu yüzden bir ikili trabzan, ardından bir yarım trabzan ve son zincirimin içerisine de batıp bir sık iğne çalışarak yaprağımı örmüş tamamlamış oluyorum. Geliyorum alttaki sarı renkte olan sık iğnemin üzerine batıyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum. İki tane yaprağım oldu. Üçüncü yaprak için bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 zincir çekiyorum ve aynı şeylere devam ediyorum. Şimdi 11 tane yaprağımızı yapalım. 12. yaprağımızı yapıp motifi birlikte tamamlayalım. Toplamda 2 4 6 8 10 ve 11. yaprağımı örmüş oldum. Geliyorum şu son sık iğnemin içerisine bir sık iğne ile bu yaprağımı sabitliyorum. Şimdi 12. ve sonuncu yaprağımızı çalışacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çekiyorum. 2. zincirimin içerisine bir sık iğne. Ardından bir yarım trabzan. Ardından bir ve yanındakine bir ikili trabzan daha sonra yanındakine bir iki üçlü trabzan yanındakine tekrar bir ikili trabzan yanındakine bir yarım trabzan ve son zincirimin içerisine bir sık iğne yaparak 12. yaprağımı tamamlıyorum. 2 4 6 8 10 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Şu ilk yaprağımı yapmış olduğum, ilk giriş yapmış olduğum sık iğnenin içerisine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Çeviriyorum şöyle arka tarafı. Burada 1 2 zincir çekerek ipimi kesiyorum ve görmüş olduğunuz gibi papatya çalışmamı tamamlıyorum. Şu bitirmiş ve başlangıç olduğum ipleri de örgümün arka tarafından tığımın yardımıyla gizliyorum. Bunlar örgümüzün altında, dikişte kalacak yerler ama biz yine de temiz bir çalışma olabilmesi için bu ipleri önce örgümüzün içerisinde yürütüyoruz. Ardından fazla iplerimizi keserek tertemiz bir papatya figürü çalışmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, çalışmamız sona erdi. Burası örgümüzün arka kısmı. Burada papatya figürümüzün ön kısmı. Tekrar sayalım. Şu birinci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 yaprağı olan bir papatya figürü çalışmış olduk. Evet bir anlatımı daha tamamladım. Umarım bu figür çalışmasını da beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınız benim için kıymetli arkadaşlar. Büyük bir keyifle okuyorum özellikle yorumlarınızı. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı bu videomda da bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, saat, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.